Gazeteci Mustafa Balbay Cumhuriyet gazetesindeki köşesinde dikkat çeken bir iddiada bulundu. MHP'nin aday belli, karar net sloganını yorumladı. Bahçeli biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aday olmasını istiyor. Peki seçim kaybedilmesi durumunda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ne yapacak? Mustafa Balbay Cumhuriyet gazetesindeki köşesinde bu konuya da yazmış. Biliyorsunuz 31 Mart yerel seçimlerinde AKP İstanbul'u Ekrem İmamoğlu'na vermek istememişti. Haliyle şimdi insanlar endişe duyuyor. Acaba bunlar iktidarda vermek istemeyebilir mi diye. O gece peki Devlet Bahçeli ne yapacak? Diyelim ki seçimi Millet İttifakı'nın adayı kazandı. Mustafa Balbaş şunları söylüyor. Tahminimiz o ki Bahçeli o gece kritik bir anda örneğin 23.00 sıralarında şöyle bir açıklama yapabilir. Milletimizin teveccühü ortaya çıkmıştır. Buna saygı duymak gerekir. Toplumsal barış bağlamında gerilim yaratan pek çok çıkışlarına karşın Bahçeli'nin çeyrek aslı aşan liderlik birikimi bu olasılığı kaçınılmaz kılıyor diyor. Yani Bahçeli kabul eder diyor Millet İttifakı'nın seçimi kazandığını. Ancak Millet İttifakı'nın da hakkını başına alması gerekir. 31 Mart yerel seçimleri bir fragmandı. 2023 yılında yapılacak seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı çıkaracak ya Millet İttifakı. İşte o adayı çıkarmış oldukları kişi en az 6-7 puan fark atmak zorunda. Öyle bir puan falan fark atarsa onu da kabul etmez bunlar. Öyle bir arada uçurum olmalı ki hiçbir şekilde sesini çıkarmayıp seçim sonuçlarını kabul edebilmeliler. İşte öyle bir adayı çıkaracaksınız ki öyle bir puanla iki puanla değil de en az 5-6 puan fark atacak bir isim olacak. O da kim? Mansur Yavaş'tan başkası değil. Birinci turda bile adamın 10 puan fark atma olasılığı var artık.